Türkiye'de ekonomik rakamlar sürekli alarm halinde. Bu durum yabancı medya organları tarafından da gündem edilmeye başlandı. İşte Financial Times yazarının gözünden Türkiye ekonomisi. Türkiye Cumhuriyeti cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Bizzat devletin verileri de bunu ortaya koyuyor. <laughs> İşsizlik oranı %11.2 düzeyine yükseldi. TÜİK'e göre 3.2 milyon işsiz var. Gayri resmi verilere göre bu rakam 6.2 milyonu aşıyor. Enflasyon yeniden %8'e tırmandı. Cari açık 46 milyar dolara çıktı. Bütçe Mart ayında rekor açık verdi. İhracat 2015 yılının ilk 4 ayında 2014 yılına göre geriledi. İşte bu verilerden yola çıkan İngiliz Financial Times gazetesi yaklaşan seçim ve ekonomideki sorunlar çerçevesinde Türkiye'nin ekonomik geleceğini değerlendiren bir yazıya yer verdi. Gazetenin Türkiye muhabiri Daniel Dunby imzalı yazı özetle şöyle. Türkiye'nin son 10 yıl içindeki güçlü büyümesi birçok gelişmekte olan ülkeden ayrışıyordu. Ancak Türkiye'nin büyük ölçüde iç talep ve aktif inşaat sektörüne dayalı ekonomik modeli artan baskı altında. Büyüme 2010 ve 2011'deki %9'dan 2014 yılında keskin biçimde %3'ün altına düştü. Ülke çapında tüketici güveni 5 yılın en düşük seviyesine düşerken işsizlik %11 ile son 5 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Gayrisafi yurt içi hasıla birkaç yıldır kişi başına 10 bin dolar civarında sıkışmış halde. Türk lirası dolar karşısında Mayıs 2013'ten bu yana yaklaşık %40 değer kaybetti. Bu zeminde hükümet içinde son yıllarda büyümeyi oluşturan modelin geleceği hakkında bir tartışma başladı. Bu tür eğilimler ülkenin mevcut ekonomik durumunun sürdürülebilir olmadığı konusunda bir fikir birliğine sebep oldu ama çözüm konusunda bir mütabakat yok.